Medeniyetler beşiği Anadolu'nun kökü binlerce yıl derine giden kadim kentlerinden biridir Karaman. Ve bu kentte başta Manazan Mağarası olmak üzere bölgedeki sayısız mağara ve kalıntı tarih öncesi çağlardan haber vermektedir. Kentte bulunan pek çok iz ve Can Hazan Höyüğü'nde yapılan kazılar en az 8000 yıllık bir tarihe şahitlik yapmaktadır. Coğrafya biliminin atası sayılan Strabon, coğrafya kitabında Derbe'nin Kral Antipetros Derbetes'in ikametgahı olduğunu yazmaktadır. Yalnızca bu bilgi bile bu toprakların tarihinin derinliğini göstermektedir. Ekinözü'nün 3 kilometre uzandaki Kertöyük'te bugün Anadolu inanç turizminin ve dünya kültür mirasının önemli merkezlerinden birisi duruyor. Buranın halkı Hristiyanlığın ilk yıllarında Kıbrıs, Aspendos, Yalvaç, Konya ve Hatunsaray güzergahını izleyerek Derbe'ye gelen Paulus ve Barnabas'ı büyük bir hoşgörü ve kabulle karşıladı. Kucak açtı, anlattıklarına kulak verip inançlarını benimsedi ve erken Hristiyanlığın nabzı buralarda attı. Bundan dolayı adları İncil'e yazılan ve bütün Hristiyanlarca kutsal sayılan birkaç kentten birisi oldu Derbe. Karanlık devirlerden Firiklere, Lidyalılara ve Hititlere kadar bütün kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan, Roma'yı, Bizans'ı gören Karaman, bölgenin İslamlaşmasıyla birlikte yeni bir medeniyet dünyasına katılmıştır. Yüzyıllar süren göçlerin sonunda Anadolu'yu yurt tutan Türkmen boyları bu topraklarda İslam medeniyetinin kök salmasını sağlamıştır. Tarihe Anadolu Selçuklular olarak geçen yeni medeniyet otağı, arkasında Mevlana'yı, Yunus Emre'yi ve sayısız medeniyet abidesini bırakarak tarihe karışırken, yerinde uzun yıllar sürecek bir birikim kalmıştır. Moğolların istilası ve talanı Anadolu'da dirliği ve düzeni paramparça etmiştir. Bütün coğrafya irili ufaklı beylikler arasında paylaşılmıştır. Bu beyliklerden bir tanesi de Karamanoğulları Beyliği'dir. Beyliğe adını veren Karamanlılar, 24 Oğuz boyundan birisi olan Salurların bir oymağıdır. Anadolu'nun fethine katılmışlar, Selçuklu yönetimi tarafından Ermenek havalesine iskan edilmişlerdir. Bugün Karaman'ın kültürel mirasının büyük kısmında imzası bulunan beylik, hüküm sürdüğü 265 yıl boyunca siyasal, sosyal ve kültürel alanda ortaya koyduklarıyla yüzyılları aşan bir etkiye sahip olmuştur. Karaman ve ilçeleri her şeyden çok Selçuk ve Karamanoğlu kokar. Oralardan kalan tarih sinmiştir bu kentin hücrelerine. Mevlana'yı, Yunus Emre'yi ve bu toprakları vatan yapan pek çok tarihi kişiliği bağrında yetiştiren Karaman'ın bu manevi atmosferini en açık Aktekke Camii'ndeki sandukalarda taşlara yazılan estetikte görebiliriz. Karamanoğulları ile Osmanlılar arasında çok uzun yıllara yayılan bir mücadele süreci yaşanmıştır. Sonrasında Karamanoğulları Beyliği Osmanlılara katılmıştır. Karaman 1500 yılında kesin olarak Osmanlı Devleti'ne bağlanmış ve Konya'ya bağlı bir sancak merkezi yapılmıştır. Bununla birlikte binlerce yıllık tarihine ve dünya çapındaki önemine tezat bir şekilde kentin kimliği neredeyse unutulmuş, şehir hafızalara Konya'nın bir ilçesi olarak kazınmıştır. Osmanlı ve Cumhuriyet tarihleri boyunca kaderinde pek bir değişiklik olmayan kent, 1989 yılında çıkan 3578 sayılı kanunla Konya'dan ayrılarak il merkezi yapılmıştır. Ermenek Konya'dan ayrılmış, kasaba olan Kazım Karabekir ve Ayrancı ilçe yapılarak Karaman'a bağlanmıştır. Sonrasında Sarı Veliler ve Başyayla ilçeleriyle şehir büyümüştür. İl olarak yeni bir gelişme sürecine giren Karaman, özellikle gıda sektöründe kat ettiği gelişmelerle kendini gösterdi. Bu alanda sanayisini kurdu.
Bugün Karaman, Toros Dağları'nın Orta Anadolu düzlükleriyle buluştuğu verimli topraklarda geleceğe uzanmaktadır. Kentin kaderi 2002 yılından sonra kökten değişmiş, kent hızlı bir atılım devresine girmiştir. Kuşkusuz bu yeniliklerden en önemlisi, halkla doğrudan temas noktalarının merkezi olan yerel yönetimler alanında yaşandı ve kısa sürede sonuçları görünmeye başlandı. Bu büyük değişimin Karaman'daki mimarı ise, kuşkusuz çalışmalarında açık, şeffaf, samimi olmayı esas alan, kişilere değil millete hizmet ilkesiyle hareket eden dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan'dır. Bölgesel kalkınma alanındaki DPT birikimi, siyasetteki tutarlılığı ve icra makamındaki bakanlığıyla bunu gelişen Karaman hedefine dönüştürmüştür. ...2002 dönüşümüyle birlikte kentleşme anlayışında marka şehirler yaklaşımı bir yenilik olarak ortaya çıkmıştır. Marka şehirler yaklaşımı, kent ekonomik, sosyal, kültürel bir bütündür anlayışının bir göstergesidir. Bu anlayışta kentlere dair plan ve politikalar, bir kentin tarihi, kültürel mirası ve ülke içindeki stratejik konumu dikkate alınarak oluşturulmaktadır. Geçmişi ve gelecek vizyonuyla marka şehir olmayı zaten hak etmiş olan Karaman'da, yılların derin sessizliğinden silkinerek büyük gelişmeler kaydetmektedir. Bugün bütün Türkiye için bir ilk yaşanıyor Karaman'da. Akıllı kent. Çöp kutularından trafik ışıklarına, otobüs duraklarından sokak lambalarına kadar halkı ilgilendiren bütün alanlarda tesadüfleri sona erdiren bir sistem kuruluyor. Yalnız teknoloji bir kenti kent yapmak için elbette yeterli değil. Çünkü kentlerin bir ruhu var ve o ruh teknolojiden daha derin ve etkindir. Kentin ruhu çehresine yansır. Kentin çehresini değiştiren bu gelişmeler, dünle bugünün, tarihle geleceğin uyumlu bir şekilde yeniden hayata kazandırılması esasına göre yapılmaktı. Bunun en güzel örneklerinden birisi Karaman Kent Meydanı düzenlemesi. 1370 yılına tarihlenen, Aktekke Camii Meydanı olarak geçen bu meydan, bir yanıyla Karamanlıların ve kentin soluk alacağı bir yer, bir diğer yanıyla da tarihin beton yığınları arasında yitip gitmesinin önlenmesi. 550 adet tescilli yapıya sahip olan Karaman'ın bütün tarihi kültürel zenginliğinin bir plan çerçevesinde açığa çıkarılmasının bir örneği olan Aktekke Meydanı, 2019 yılında tamamen bitirilip hizmete açılacak. Karaman'da imar ve konut meselelerine de toplumun çıkarlarına ve kentin kimliğine uygun olması düsturuyla hareket ediliyor, İmar ve ıslahı problem oluşturacak eski yerleşimlerle uğraşmak yerine yeni alanlara yönelmek daha uygun bulunuyor. Karaman'da gerçekleştirilen TOKİ konut projeleriyle binlerce aile konut sahibi yapılırken bu ilkeyle hareket edilmiş, kentin tarım alanlarının uzağında yerleşim yerleri oluşturulmuştur. Karaman'ın bir cazibe merkezi haline getirilmesi yolunda atılan ciddi adımlardan birisi de adını Karamanlı hemşerimiz, büyük coğrafyacı Piri Reis'ten alan Piri Reis Vadisi projesidir. Türkiye'ye örnek olabilecek özelliklere sahip bu proje dahilinde alışveriş merkezi, restoran, kapalı otoparkı ile birlikte 1728 konut yapılacak. Kentin Doğu Kuşla bölgesine büyük canlılık getirecek bu projenin 450 konutluk ilk etabına 2014 yılında başlanmış ve kaba inşaatları büyük oranda bitmiş, bir kısmı neredeyse teslimat aşamasına gelmiştir. Bütün ilçeleriyle birlikte Karaman adeta bir şantiye görünümünde. Bir yanda yükselen TOKİ inşaatları, bir yanda kentsel yenileme çalışmaları. Yol inşaatları son hızla sürerken, Karaman Kalesi restorasyon ve kazı çalışmalarında olduğu gibi kentin tarihi mirasını açığa çıkaracak çalışmalar ara vermeden sürdürülüyor. Kaldırımlar, refüjler, kısaca Karaman'da her taraf bir şantiye yağdırıyor.
Karaman güneş enerjisi dahil alternatif imkanların değerlendirilmeye çalışıldığı, tarım alanlarının korunduğu bir kent. Kentsel gelişmeyi verimlilik esasına göre ve uzun vade vizyonuyla planlayarak park aydınlatmalarında güneş panellerinden yararlanmaya başlanmış durumda. Gelişen Karaman, hem altyapı, hem toplu konut arzı, hem de sanayi havzasıyla istihdam fazlası veren nadir huzur şehirlerinden biridir. Bu tempoyla yapılan çalışmalara bağlı olarak Karaman'da altyapı sorunları hemen hemen çözülmüş durumda. Karaman'ın tarihsel önemi, Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan geçiş yolu üzerinde kurulmuş olmasına bağlıdır. Ancak geçen yıllar bu yolların önemini ortadan kaldırmış, Karaman adeta kör noktada kalan bir yer durumuna düşmüştür. Yol, bir kentin nefes borusudur. Kenti dünyaya bağlayan karayolları yapılmış, Karaman kör nokta olmaktan çıkmıştır. Bu kente bunlar yetmez diyerek hızlı tren ulaşımı ve havaalanı için projeler yapılmış, faaliyetlere başlanmıştır. Şehir içi yolların standartları da büyük oranda dünya standartlarına çıkarılmıştır. Bütün bunları yaparken bir dünya kenti oluşturma vizyonuyla hareket eden Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan'ın kılavuzluğu en büyük yardımcıdır. Sağlık alanında yapılan yatırım ve hizmetler yıllardır süren anlayışları değiştirmiştir. Bugün ülkenin tamamında olduğu gibi Karaman'da da sağlık kurumları insanlarımızın hemen ulaşabilecekleri yerlerdedir. Aile hekimliği uygulamasıyla il genelinde yeni sağlık ocakları açılmış, ilçe hastaneleri iyileştirilmiş, yenileri yapılmıştır. İl merkezinde 400 yatak kapasiteli devlet hastanesi, sağlık alanında yapılan en önemli yatırım olup son teknolojiyle donatılmıştır. Buralarda tarım, insanın var olma gereğidir. Ayrancı yolunda kim bilir hangi çağların mirası tahıl ambarları, binlerce yılın alın terini getirir bugün topraktan fışkıran berekete. Uçsuz bucaksız ovalardan yeşeren bereket, dağlardan düşen gölgeyle serinleyip fabrikalara akar, bisküvi olur, bulgur olur gelir sofralara. Bugün Karaman, hızla gelişen gıda üretimiyle Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun yükselen yıldızıdır. Park ve bahçeler bir kentin ortak nabzıdır. Karaman'da il olduğu 1989 yılından 2014 yılına kadar yaklaşık 600 bin metrekare yeşil alan yapılmıştı. Son 2 yılda bu rakam 2 kattan fazla büyütülerek 1 milyon 300 bin metrekareye çıkarılıyor. Bunun yanında Karaman, park ve dinlenme alanlarındaki anlayışı da kökten değiştiriyor. Eskiden parsel artıklarından yapılan, mahalle ve sokak aralarına sıkışan ufacık parklar yerine yapılanlar, bugün ekonomik açıdan daha rasyonel, beşeri açıdan daha verimli. Hali hazırda 15 bin, 30 bin ve 50 bin metrekarelik büyük yeşil alanlar ve sosyal alanlar yapılmaktadır. Kalkınmacı bir bakanın desteğinde belediye çok etkin çalışmaktadır. Karaman huzurlu bir kent olma iddiasında ve yolundadır. Bu kentte huzur bir güvenlik meselesi olarak değil, bir yaşam pratiği olarak anlaşılmaktadır. Huzur, insanlarımızın işinden, aşından emin, eğlenme ve dinlenme imkanlarına sahip, geçmişini bilen, geleceğini öngören bir şekilde sağlıklı yaşamasıdır. Karaman'da yatırımlar bunu gerçekleştirip herkesin hayatına hakim kılmak vizyonuyla yapılmaktadır. İnsanları etkin kılacak kurslar, eğitim programları, spor imkanları ve dinlenme alanları bu perspektifle düzenlenmektedir. Karaman'ı emsali kentlerden ayıran en önemli nokta bir kültür havzası olmasıdır. Bunu biraz kadim tarihine, biraz Akdeniz'den Anadolu platosuna kültürel geçişlerin kavşağında olmasına, biraz da insanlarına borçludur. Hristiyanlık açısından önemli bir kent olmasının yanında, dünya dil bilim literatürüne Karamanlıca adıyla bir dili kazandırmıştır. Karamanlıca Yunan alfabesiyle yazılan Türkçedir. Anadolu'nun pek çok yerinde Türkçe konuşan Rum ve Türk Ortodoksların kullandığı bu dilin merkezi Karaman olduğu için Karamanlıca olarak bilinmektedir. Bu dilde ürettikleri önemli bir edebiyat mevcuttur.
Ancak Karaman, Karamanlıca'ya yurt olmaktan başka çok önemli bir özelliğe daha sahiptir. Bu kent Türkçenin başkentidir ve Türkçenin bayraktarı Yunus Emre ile muhafızı Karamanoğlu Mehmet Bey'in kentidir. Bu, Karaman için bir ayrıcalık, manevi bir zenginlik ve sorumluluktur. Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 yılında, bugünden sonra divanda, dergahta, bargahta, mecliste ve meydanda Türk dilinden başka dil kullanılmasın diyerek, Türk dilini devletin resmi dil ilan ettiği bu kadim şehirde her yıl dil bayramı kutlanmaktadır. Karaman ilinin hemen tamamında eğitim altyapısı en modern araç gereçlerle tamamlanmış durumda. Kentte bazı orta öğretim kurumları kampüs olarak planlanmış. Öğrencinin eğitim ihtiyaçlarıyla barınma, yaşam ihtiyaçlarının bir arada düşünüldüğü kampüsler giderek yaygınlaşıyor. 2002 sonrasında bütün ülkede olduğu gibi Karaman'da da üniversiteleşme oranı hızla arttı. Bu noktada en önemli atılım kuşkusuz Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi. Binalarının büyük kısmı Karaman merkezde ve Kazım Karabekir'de bulunan üniversitenin açılması, kentin kültürel iklimine yeni bir nefes kazandırdı. Her yıl biraz daha büyüyüp olgunlaşan üniversitemizin öğrenci sayısı hızla artmaktadır. Yaklaşık 3000 öğrenciyle 2007 yılında başlayan yolculuk, 2016 yılı itibariyle 12.000 öğrenciyle sürmektedir. Karaman bütün potansiyellerine rağmen sporda hak ettiği sonucu alamamış kentlerimizden birisidir. Bakanımız Lütfi Elvan'ın vizyonuyla kökten değişen bir alanda kentimizdeki spor faaliyetleridir. Semt sahaları ve spor salonlarıyla Karaman'da sporun çehresi değişiyor. Sporu merkezden planlanan veya imkanı olan insanların etkinliği olmaktan çıkaran bir uygulama başlamış durumda. Artık yapılan spor tesislerinin bakımı, kullanılmasının planlanması halka bırakılmıştır. Bu, spor anlayışında köklü bir değişikliktir. Karaman'da yaşanan değişimlerin ilçelere yansıması topyekün kalkınma şeklindedir. Bugün Karaman kenti, bütün hücreleriyle en ücra köşesine kadar bir arı kovanı gibi işlemekte, ülkenin geleceğine umut taşımaktadır. Kıvrılarak gelen yolları geçtikten sonra dağların koltuğunda kaybolmuş gibi durduğuna bakılmasın Ermeneğin. Ermenek biraz Karaman'dır, Karaman biraz Ermenek. Tarihleri ve kültürleri birbirlerini besleyerek gelir. İnsanlar ilk ne zaman yerleşti buralara bilinmez ama yerleşmelerine sebep kartal yuvası gibi yükselen dağların verdiği güvenle bereketli toprakların sunduğu ekmektir. Bugün Ermenek'te yapılan restorasyonlarla tarih ayağa kaldırılırken, en modern teknolojilerin getirdiği hız, serin bir Ramazan akşamı Lütfi Elvan kent meydanını dolduran Ermeneklileri geleceğe hazırlıyor. Uzun zamanların unutulmuşluk perdesi yırtılıyor Ermenek'te. Eğitimden sağlığa, doğa turizminden kültür-tarih varlıklarına kadar spor, eğlenme, dinlenme kapılarını tüm insanlarımıza açıyor. Kadim kenti, dağların arasındaki sıkışıklığından kurtaran yol çalışmaları son sürat devam ederken, Ermenek 1001 projesi, tarihi, doğası ve gelecek vizyonuyla zaten bir dünya mirası olan Ermeni'yi dünyaya bağlamayı hedefliyor. Ermenek, tarihsel birikimin dönüşümüyle güncellenen bir mirası barındırıyor. Düşünen bir hafızayı ifade ediyor. Göl, dağ ve ova harmonisi çanak gibi yerleşir günümüze. Kazım Karabekir, Kurtuluş Savaşı'nın komutanlarından ve Cumhuriyet'in kurucularından Kazım Karabekir'in memleketi. Tarihi Hititlere kadar giden ilçe, Roma'nın, Bizans'ın, Selçuklu ve Beylikler döneminin izlerini taşımaktadır. Bu şirin ilçemizde, Karaman'ın uzun yıllar yaşadığı unutulmuşluğu yaşamış,
çok zengin imkanlarına rağmen kaderi yalnız tarıma bağlı bir yer olmuştur. Bugün tıpkı Ayrancı, Başyayla, Sarıveliler gibi bu ilçemizde hızla gelişmekte, unutulmuşluk çemberini kırmaktadır. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin kampüslerinden birisi buraya yapılmış, ilçenin ihtiyacı olan eğitim ve sağlık kuruluşları da yenilenmiştir. Ekonomisi önemli ölçüde tarım ve hayvancılığa bağlı olan Kazım Karabekir, bir gıda üretim merkezi olma yolundadır. Tarihi en az Hititlere kadar giden Ayrancı, sonraki yüzyıllar içinde batıdan gelen Friklerin ve Tuvana Krallığı'nın yönetimine girmiştir. Büyük İskender'in, Roma'nın, Bizans'ın, Selçuklu'nun, Karamanoğulları'nın ve Osmanlı'nın yönetimine giren Ayrancı, Obruk Divle deri peynirini dünyaya armağan eden ilçemizdir. Ayrıca Ağızboğaz köyünün koyun yoğurdu ve beyaz kirası, Böcek köyünde yetişen Tokaloğlu kayısısıyla ünlü olan Ayrancı, Türkiye'nin en kurak coğrafi alanlarındandır. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Divle, Ayrancı ilçesine bağlı bir köydür ve dağlarında koyunlar, keçiler otlar. Divle'de 256 metre uzunluğunda, 36 metre derinliğinde, sıcaklığı yaz-kış 4 derece olan bir obruk vardır. O obruğa asansörle inen insanlar, dünyanın en kaliteli 5 peynirinden birisiyle karşılaşırlar. O peynir, Divle dağlarında gezen koyunların sütünden emekle, sabırla damıtılmıştır. Ona Divle peyniri denir ve dünyada bir adı vardır. Bütün yöre yerleşimleri gibi Başyayla'da binlerce yıllık bir tarihe, göz kamaştıran doğal güzelliklere ve bereketli topraklara sahiptir. Yeterli araştırmalar yapılamadığı için tarihini henüz bütün açıklığıyla göremediğimiz yörede Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlıların izleri yaşamaktadır. Peri bacalarını andıran yüzey oluşumları, doğal ve yapay mağaraları, tarih ve doğa turizm potansiyelleri açısından önemli bir merkez olmaya aday olan ilçe, bu potansiyelleri değerlendirme yolunda hayli mesafe almış durumdadır. Orta Torosların güney yamaçlarında, Taşeli platosunda yer alan Sarıvelilerin ilk kuruluşu ve yerleşim yeri oluşu hakkında elimizde kesin bir bilgi olmamakla beraber, Göktepe ve Uğurlu'daki kabartma ve kaya mezarlarının incelenmesinden M.Ö. 2000'li yıllarda yerleşim yeri olarak kurulduğu tahmin edilmektedir. Osmanlı Devleti zamanında Ermeni'ye bağlı bir yerleşim yeri olarak kalan ilçenin tamamında karasalla Akdeniz geçiş iklimi hakimdir. İlçemiz tarihi ve doğasıyla gelişme yolundadır. Amasyalı yurttaşımız Strabon, büyük eseri coğrafyada, Kapadokya'ya en yakın ülkedir der bu topraklar için. Kapadokya, yani güzel atlar ülkesi. Bugün Karadağ'da, maden şehir Ören yerinin içinde özgürce dolanan atlar sanki tarihin mirası gibidir. Ama tarih yalnız yılkıları bırakmamıştır buralara. Karaman, özel ve güzel bir şey arayan herkese aradığını sunabilecek bir kent. Adı İncil'e yazılmış bu kentte Mevlana'nın nefesi, Yunus Emre'nin sesi dolaşır. Derbe'de binbir kiliselerde yükselen ilahilerin yankısı, Taşkale'de Manazan ve İncesu mağaralarına düşer. Selçuklu'dan, Karamanoğullarından miras sesi Karaman Kalesi tamamlar. Tarih yetti diyenler için dağlar ve yaylalar, obruklar ve mağaralar kapıları açık bekler. Yılkılar, yaban koyunları, kanyonlar, baş döndüren doruklar ve uçurumlar yolcusunu bekler Ermenek'te, Sarıveliler'de, Ayrancı'da, Kazım Karabekir'de, Başyayla'da.